Dicle Turgal podyumda. Acımız büyük. Evet. Değil mi? Çok büyük. Ayakkabıdan mı oldu? Minik bir kaza geçirdim diye. Hmm, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun Dicle? Arkadaşımın kızının doğum günü var. Hmm. Bir restoranda yapacağız, oradayım. Peki. Gel bakalım. Tamam. Çok acı çekiyorsan çıkarabilirsin istiyorsan ayakkabılarını. Yok. Peki. Melike. Az önce de ayağına bir şey oldu ya, bir anda şu an şimdi her şey gitti. Acım var, lütfen acımasız olmayın. Yok, ben çantanı beğenmedim. Yaşın yani elbisen güzel ama kolyeni takmayabilirdin. Bu şekilde, zaten tek parça, çok söylenecek bir şey de yok. Teşekkür ederim. Tuba. öncelikle zaten çok zarif bir bayansın. Seni çok beğeniyorum normalde. Teşekkür ederim. Ben elbisen güzel, beğendim. Doğum günü için gidilebilir herhangi bir restoranda ama sanki biraz daha mı daraltsaydın kalıbını? Yani biraz ya da kilo oturduğun için mi bollaştı? Olabilir, bırakmış olabilir kendini. Bilemedim ama sadece o, çünkü biraz şuradan belini kalın gösteriyor. O kadar kalın bir belin yok çünkü senin yani. Şöyle biraz daha tam fit otursaydı daha güzel görünürdü postürün. Ayağın içinde geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Zarif görünüyorsun. Çok ha. Teşekkür ederim. Esi. Ben çok beğendim. Sadece ayakkabısına takıldım. Keşke çantasıyla aynı olsaydı. Rugan, ya onu rugan kullansaydın ya ayakkabıyı deri yapsaydın. Onun dışında çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın Dicle'cim? Evet, hazırım. Geçebilirsin. Dicle Turgal, stiletto 149 lira, çanta 89 lira, elbise 159 lira, aksesuar 90 lira. Dicle hoş geldin. Hoş bulduk. Ay o stilettolar, vay Sormayın. O stilettolar. Neler yapıldı. Evet. Maalesef şık olmak o kadar kolay da değil. Seviyoruz giymeye, yakıştırıyoruz, evet. Yiyoruz, acı çekiyoruz, yapacak bir şey yok. Aynen. Sonra böyle sargı bezleriyle. Aynı öyle. Neyse şimdi böyle bir dengelmiş. Evet. Dicle biz tanıyoruz, tanışıyoruz. Evet. Aynı yerde görüş. Daha önce çalıştığım güzellik. Daha önce çalıştığım yerinde tanıştık. Onu hemen açıklama yapacağım. Evet. Herkes bilsin. Sen tarz bir kızsın. Teşekkür ederim. Ben senin tarzını biliyorum. Üzerindeki giydiğin elbiseye, yani senin tarzını bildiğim için böyle biraz zayıf geldin sanki. Daha güçlü gelmesini düşünüyorum ilk gün. Saçlarını da çok sevmedim. Yapay gelmiş biraz o elbiseyle. O elbise o kadar yani stiletto, rugan stiletto giymelisin düşünüyorum. Çanta ben sevdim. Sweat oldu. Böyle bir de daha spor, kalın topuk ayakkabı giyseydim bu elbisenin altına. Daha spor haline belki getirseydin. Daha güzel olabilirdi. Çok daha, ve daha spor saç yapsaydın daha iyi olurdu. Evet. Hoş geldin. Çok heyecanlısın. Evet, çok heyecanlıyım. 7. Teşekkür ederim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk Nur Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aman o ayak çok fena popuşlar değil mi? Şimdi elbise çok neşeli bir elbise, desen. Güzel. Altında şey isterdim ben, o kalın topuklu böyle. Daha güzel, tahta evet. Topuklu oluyor. Yine o ten rengi olsaydı. Hani elinde de artık o zaman ne bileyim ben, içinde kobalt mavisi mi var? Koyu bir mavi. Siyah tonu. Aa öyle siyah, mi? Ben evet. Onu ben onu siyah görüyorum. Şey Işıklardan mavi. Işıklardan dolayı muhtemelen. Evet, beni hep yanıltır bu ışıklar. Evet, saçların daha bir hoş, daha bir jön olabilirdi. Biraz abiye olmuş. Ama hani bir yere gidilir mi? Tabii ki her yere yani gidebilirsin.
asla rüküş kategorisine girmiyorsun. Teşekkür ederim. Ki çok iddialı bir sarı saçın var. Onu bile kaldırıyorsun. Ama yeterli değil. Tabii ki. Daha iyi bekliyoruz. Sürprizler. Evet. Daha. Olacaklar sürprizler. 7. Teşekkür ederim. Hoş geldin Dicle. Hoş bulduk. Stiletto'dan sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Yani benim... Yapma Hakan, yapma. Ya hayatta en sevdiğim şeydir. Ben çocukken de annemin her renk stilettoları vardı. Kadının şıklığı benim için stiletto demektir ama gerçekten artık cıvkını çıkardınız. Her evet. Şeyin altına olmuyor. Olmuyor kesinlikle. Çok yetersizsin. Eksik buldum. İlk günün azizliği diyorum. Ona da yakışır bir puan veriyorum. 5. Teşekkür ederim. Geçebilirsin.